Efendim merhabalar, saatler 17'yi gösteriyor. Ara Haber Bülteni ile karşınızdayız. Canlı yayında yine her zaman olduğu gibi. Yanımda önemli bir isim var. Şu anda sizler de görüyorsunuz. Değerli Necati Çınar bugün bizlerle birlikte. Alanya Oba Mahallesi Muhtar Adayı. Evet, Necati evet. Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Dilerseniz öncelikle bir sizi tanıyarak başlayalım programı evet. Sizin ağzınızda. Ben 1983 yılında Antalya Ekspres gazetesinde çalışmaya başladım. Bir süre Milliyet'te çalıştım. Daha sonra haberyedalaya.com haber siteleri var kurdum. Çalışıyorum halen. Şu an obada ihtiyaç gördüğüm oba muhtarlığıyla ilgili, obanın eksik kalan hizmetleriyle ilgili sorunlar olduğunu gördüm ve obalıların isteği üzerine obaya muhtar adaylığımı açıkladım ve çalışmalara da başladım. Yapacağımız obadaki sorunlar, sıkıntılar şunlar. Obanın imar konusunda bir hayli sıkıntılar var. Oba çayı üzerinde sıkıntılar var. Obanın mevcut turizmin, otelcilerin bulunduğu bölgenin, her bütün obalıların gelip geçtiği yolun imar planında Hasan Okşar'a ait arsanın içinde bulunması yol nedeniyle avukatlarına yolu kapattırdı. Şu an trafiğe kapalı, yıllardır da kapalı. Bu gerek turizmciler olsun, gerek obada yaşayan turistler tarafından obanın bir yüz karası olarak görüyorlar. Bu yolun bir an önce açılması için gerekirse en üst seviyedeki yetkililere kadar burayı ulaştırıp bu yolun açılmasını sağlayacağım. Ondan sonra bir de Aşoba'da yine yeni belediye binası yapılıyor. Oradan bölge hastanesine geçen Eğri Köprü dediğimiz bir köprü var. O köprünün de dar olduğu, trafiği sıkıştırdığını, o köprünün yanına yeni bir köprünün yapılması gerektiğini, orayla ilgili bir çalışmalarımız var. Ondan sonra yine obanın bir mahallesinden bir mahallesine bağlayan açılması gereken yollar var. Metronun bölge hastanesinin arkasında, çay kenarında bulunan. Kellecioğlu'na ait olduğu söylenen arsanın imar olmadığı gerekçesiyle açılmıyor. Ondan sonra bu yer sahibinin de imarı yapın yolu açın dediğini öğrendik. Belediyenin yapmadığını, onun için o da ayrı bir sorun. Ondan sonra obada yine okullar arası yapılan maçlarda, ortaokullar arası yapılan maçlarda, salon futbollarında çocukların ilk defa maça çıktıklarını görüyoruz. Hiçbir okulun kapalı spor salonu yok. En azından obada olan 3-5 tane okulun ortaklaşa kullanabileceği kapalı spor salonu, açık spor futbol sahası gibi sorun, onların halledilmesi. Ayrıca yine bir muhtarlık ofisinin yanında bir çay bahçesi olup, kapalı yine çay salonu olup, obalıların orada buluşabileceği, sohbet edebileceği, televizyon izleyebileceği, gazete kitap okuyabileceği, kütüphane şeklinde bir yer yapmayı düşünüyoruz. Ve obada gerçekten o kadar çok yapılması gereken şeyler var ki, mesela yol var, yoldan yürüyorsunuz, yolun kenarından yürümeniz gerekirken, kaldırımdan gitmeniz gerekirken, yolun kenarı çamur su birikintileriyle yıllardır böyle olan yerler var, vatandaş da yolun içinden yürüyor. Arabanın gideceği yerden vatandaşlar gidiyor. Kaldırım yapılması gereken o kadar çok yer var ki, o yolların kaldırımları mutlaka yapılması lazım. Yolların, bozuk olan yolların anında yapılması lazım. Karanlık cadde ve sokakların aydınlatılması lazım. Ondan sonra ayrıca her mahalleye bir park yapılması lazım. Şu an obada birçok sitelerin önlerinde bakıyoruz. Park yeri ayrılmış ama bir türlü park yapılmamış. Bunu vatandaşlar bize söylüyor. Gelir gelmez ilk isteğimiz çocuk parkı yapılmasını istiyoruz. Ondan sonra ilk etapta yine gerekli muhtarlık bürosunda buluşabilmemiz için, vatandaşların toplanabilmesi için bir yer olmasını istiyoruz diyorlar. Bir sorun daha var. Aşoba mezarlığı var. Aşoba mezarlığında cuma günleri cenaze namazlarında cumaya dek geldiği zaman Babaoğlu camisi var. Çok küçük bir cami. Cuma namazını orada kılıyorlar. Cenaze namazına yetişmek için mezarlığın yanındaki. Maalesef cami yetersiz kalıyor. Arka üst katın balkonu uzatmışlar ama yine yetersiz. Hemen en kısa zamanda o cenaze namazı kılınan yere, mezarlığın yanında 3-4 dönüm yer ayrılmış belediye tarafından zamanında. Ama maalesef sadece bir cenaze namazı kılınıyor. Orayı hemen projesini hazırlatıp hem cenaze namazının kılması, hem cami olarak kullanılması, hem kütüphane olarak kullanılması, hem vatandaşların orada buluşup gazetesini, kitabını okuyarak, çay içerek buluşma, sohbet ederekten cenaze namazını beklemeleri için güzel bir proje hazırlayıp
yetkili mercilere uzatıp oranın o cami projesinin bir an önce faaliyete geçirmesini sağlayacağız. Şimdi Necati Bey, ya gördüğüm kadarıyla daha çok şeyler var. Birçok projemiz var. Bu onlardan sadece birkaçı. Evet, birkaçı bunlar. Oba Mahallesi ile ilgili güzel projeleriniz var evet, şu anda anladığım evet. kadarıyla. Peki seçmenlerle, mahallelilerle tabii ki görüşüyorsunuz. Evet. Onlar ne diyorlar? Nasıl bakıyorlar şu anda adaylığınıza? Benim adaylığıma çok olumlu bakıyorlar. Hı-hı. Zaten bu işi senden iyi kimse yapamaz diyorlar. Zaten herhangi bir vatandaşın sorunu olduğu zaman belediyede olsun, muhtarlıkta olsun veya ne bileyim kaymakamlıkta olsun herhangi bir yerde sorunlar olduğu zaman çözemedikleri zaman beni buluyorlar zaten. Çünkü obada çok eski bir gazeteciyim. Herkes tarafından tanınıyorum. Bugüne kadar partilerde, belediyelerde, odalarda, esnaf odalarında yöneticilik yapmış insanların hemen hemen tamamı tanır beni. Bu konuda zaten istek üzerine adaylığımı koydum. Son 2-3 aya kadar çok düşündüm. Olayım mı olmayayım diye. Bir baktım ki şimdiki muhtar zaten hiçbir hizmet vermemiş. Yanındaki azası aday olmuş, yine komşusu aday olmuş. 3 kişi aday olmuşlar, çıkmışlar. Bu 3 kişinin tamamının oyu da aynı kişideydi zaten. Şimdi bakıyorum neyi paylaşamadılar da bunlar birbirine karşı aday yarışı başlattılar. Ne var bunun acaba bunun altında dedik. Vatandaşlar bizim obalı, yerli obalılar da olsun. Çık obaya adaylığını koy, biz seni destekleyeceğiz dediler. Ben de neden olmasın dedim. Ben sordum, sosyal medyada da sordum. 300 civarında benim aday olmamı istediler. Necati Çınar Facebook sayfama girerseniz görürsünüz. Daha sonra adaylığımı koyuyorum. Siz aday olmamı istediniz, ben de adaylığımı açıklıyorum dedim. Yine 400-500 kişi olumlu bakmış, beğenmiş, ifade kullanmış, yorum yapmış. Yine bizim Ozan Ali var. Adıma türkü yapmış, türkü bestelemiş. O türküyü de sosyal medyada paylaştım. Oradan ulaşabildim. İzleyici rekoru kırdı, o da bayağı bir dinleyenler var. Dinleyenler beni gördüğü zaman çok iyi olmuş diyor, tebrik ederim seni diyor, Allah yolunu açık etsin diyor, şimdiden hayırlı olsun muhtarlığınız diyor. Yani gerçekten çok olumlu, çok güzel şeyler aldım, olumlu tepkiler aldım ve bu muhtarlık seçimini de kazanacağımı inanıyorum. Çünkü bizim zaten şey olarak da, akraba olarak da çok geniş bir sülaleye sahibiz. Mesela obada, Alanya'da tanımayan yoktur. Mesela Zaloğlu ailesi dedin miydi herkes tanır. Necati Çınar ailesi dedin miydi herkes tanır. Gımbıroğlu dedin miydi herkes tanır. Ondan sonra da eski belediye başkanlarından, Ahmet Güvercin'den tutun da Emin Hatipoğlu'na kadar yani bütün belediye meclis üyeliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış hepsinin bugüne kadar verdikleri hizmetten dolayı öncelikle kendilerine teşekkür ederim. Bundan sonra da bana yardımcı olacaklarına inanıyorum. Çünkü destek veriyorlar. Onların desteğini aldım. Onlara danıştım. Ondan sonra muhtarlığa adaylığımı koydum. Ya aslında bu çok önemli değil mi? Yani ilk baktığımız zaman onlardan, vatandaşlardan talep geldi evet, diyorsunuz. Evet, genelde evet. hep alışık olduğumuz evet. üzere bir koltuğa adaylar evet. olur ama burada size mahallelilerden bir tanesi evet. gelmiş. Orası da çok önemli. Sordum çünkü ben aday olayım mı ne dersiniz diye sordum. Baktım 300 kadar ol ifade kullanmış olmalısın. Obaya yakışan isim. Ve bu işi sizden iyi de kimse yapamaz diye obada belediye meclis üyelerinden belediye başkanlarına kadar yapmış. Herkes bunu söylediler. Ben de seve seve bu desteği gördüm. Bu destek üzerine de neden olmasın dedim. Yapanlar sanki benden iki göz fazla, iki kulak fazla mı? Halbuki ben onların yapamadığı işleri, vatandaşların işlerini gece gündüz demeden kendim çözüyorum. Yani gidiyorum, onlarla beraber ilgileniyorum. Gerekirse resmi makamlara kadar gidip elinden tutup yaşlı amcaların işini gördürüyorum, görüyorum. Onun için benim seve seve yapacağım bir hizmet muhtarlık. Evet Necati Bey tabii bir yandan da süremin yavaşça sonuna evet, geliyorum ama evet, şimdi şöyle evet. bir ricada bulunacağım sizden. Evet. Şu anda bizleri Alanya'da Oba Mahallesi'nde izleyen değerli izleyenlerimiz var. Evet, sizin mahalleniz, sakinleriniz var. Şu anda ekranları başlarında evet. bizleri izliyorlar. Hı-hı. Ben dilerseniz sizi onlarla baş başa bırakayım. Şöyle yaklaşık 1-2 dakika bir Hı-hı. seslenme yapmak isterseniz mahalleye. Hı-hı. Buyurun. Hı-hı. Yani aslında şöyle yönelteyim soruyu. Hı-hı.
hani neden diğer adaylara değil de Necati Çınar'a oy vermediler? Bunu yaklaşık bir dakika içerisinde şöyle bir özetleyelim. Neden Necati Çınar? Şimdi Necati Çınar'ın çok eskiye dayanan gazetecilikle ilgili, obada belediye başkanlığı yapmış, belediye meclis üyelikleri yapmış, hemen hemen tamam arkadaşların tamamıyla benim çok iyi bir diyaloğum var. Bu Anavatan Partisi'nden de vardı. Doğru Yol Partisi'nden de vardı ve AK Parti'den de. Yani hangi partili olursa olsun partisi önemli değil. Hepsiyle çok iyi bir diyalog içerisinde bir geçmişimiz var. Diyaloglarımız var. Ondan sonra hiç yani obayı karalayıcı bir haber yapmadım şimdiye kadar. Hep yanlarında yer aldım. Hiçbirinin karşısında yer almadım. Hep obalıların yanında yer aldım. Obalılara kendimi sevdirdim. Zaten benim obadaki yaşayan akrabalarıma baktığın zaman nereden baksan 3000'in üzerinde oy çıkar. Bunun zaten çevresiyle, kendi arkadaşlarım, tanıştığım insanlarla 6-7 bin oy alacağıma inanıyorum. Belki bu 10 bine de vurabilir. Yani 14 bin oy var. Belki 10 bine de vurabilir ama en azından 6-7 bin oy alacağıma inanarak bu yola çıktım. Zaten böyle bir çevrem olmasaydı aday olmazdım. Yani Burgutlu'ya çıkıp da aday oldum, oldu bitti olayına ben karşıyım. Herkese danıştım. Hesapladım, kitapladım. Ondan sonra adaylığımı açıkladım. Ve herkes de memnun. Herkes de destekliyor. Gıyabımda herkesten Necati Çınar'ı destekleyelim. Kazandıralım. Gece 24 saat 7-24 saat bu adamı gece uykuda da olsa kaldırırız, işimizi gördürürüz diye arkamızdan konuştuklarını duydum. Yanımda da konuştular. Gaybetime de konuştular. Arkamdan da yani bana o isteyen insanları biliyorum. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum obalı hemşerilerime. Şimdiden kendimi muhtar gibi hissediyorum. O da önemli aslında değil mi? Yani bu göreve adanmışlığı gösteriyor. Evet. Aynen öyle. Bunu da söylemek gerekiyor. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Ve yeni kurulmuş olan Kanal Antalya Televizyonu'na çok sevindim. Hatta gelirken arkadaşlara da bundan böyle Kanal Antalya Televizyonu izleyeceğiz. Çünkü orada bizim kendime yakın hissettiğimi söyledim. Tavsiye ettiler. Arkadaşlar da tavsiye ettiler. Gerçekten mutlu oldum. Gurur duyuyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Bundan sonra Alanya'mızın sadece oba değil, tüm Alanya'nın mahallelerinin bol bol haberini yapacağınıza da inanıyorum. Gerçekten sizi kutlarım. Hayırlı uğurlu olsun. Çok Allah utandırmasın. İnşallah bundan sonra da Alanya'da her zaman 24 saat emrinizdeyim. Estağfurullah. Çok teşekkürler Necati Bey. Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun çok diyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Değerli izleyenler, Oba Mahallesi, Alanya Oba Mahallesi muhtar adayı Sayın Necati Çınar bizlerle birlikteydi. Kendisiyle hoş bir söyleşi gerçekleştirdik. Bakalım 31 Mart akşamında sonuçlar belli olacak. Biz de kazanması da durumunda yeniden kendisiyle görüşmek isteriz. Evet, görüşeceğiz. Söylemiş olalım. Evet. Diyelim değerli izleyenler, saat 18'de de Emin Balin konuğumuz olacak. Antalya Kan Bankası'nın kurucusu. Şimdilik bir virgül koyalım. Saat başında görüşmek ümidiyle.